Kilise yine roket mermileri düştü. Halk isyan etti. Arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir zahmet. Geri alalım. Tamam arkadaşlar. Şöyle bir zahmet. Bize gelecek. Susuzsa sıra bize gelecek. Önceki gün akşam saatlerinde roket mermileriyle 12 kişinin yaralandığı Kilis kent merkezine sabah saat 09.40'da yine Suriye tarafından atılan roket mermisi isabet etti. İkisi ağır, 8 kişi yaralandı. Aman önerim şuradakine düştü, orada duman kalktı. Orada bakmaya şey yaparken burada düştü. Burada bir siyah duman. Yaralılar yolda geçtiği yerde motordan yan üzerine düştü. Şu köşedeyle bayan yatıyordu. Komşunun kolu kopmaya geldik. Siyah bir duman. Parçalar komple. Cam mam kalmadı hiç. Ya Ali! Suriye tarafından atılan bir roket mermisi de Mercidabık Caddesi üzerindeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yakınlarına düşerek patladı. Patlamaların ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başka yaralınız? Bir oğlum yaralı. İlk patlamanın meydana geldiği Ekrem Çetin Mahallesi'nde Kilis Belediyesi Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Suriyeli öğrenciler de güvenlik amacıyla tahliye edildi. Güvenlik güçlerince yapılan araştırmada Katyuşa roket atar mermilerinin daha önce olduğu gibi yine IŞİD denetimindeki BAP bölgesinden ateşlendiği belirlendi. Bunun üzerine sınır hattında konuştu topçu birlikleri IŞİD mevzilerini fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Obüslerin top atışlarının sesi Kilit kent merkezinden de duyuldu. Daha önce 4 kişinin öldüğü ve son 5 gün içerisinde 3 kez yaşanan patlamalar halkı ayaklandırdı. Yüzlerce vatandaş peş peşe yaşanan patlamaların ölümlere ve yaralanmalara yol açması üzerine tepki amacıyla Kilis Valiliği önünde toplandı. Can güvenliklerinin olmadığını ve önlemlerin alınmasını isteyen Kilisliler eylem yaptı. Lütfen dinleyin! Arkadaşlar! Valilik ve çevresinde çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.